Okulun açılalı 1,5 ya da 2 ay olmuştu ve ben 10. sınıfa geçmiştim. Bizim okulun kıyafetleri çok kötüydü beyler. Hatta kötü demeyeyim de yaz için hiç uygun değildi. Yaz aylarındaydık ve bizim okulun kıyafeti gömlek artı süveter artı ceket. Yaz aylarında bir öğrenci süveter giyerse ve üstüne ceket giyerse ne olur? Sıcaktan baygınlık geçirir ve ölür. Ama öğretmenler bunu düşünemiyordu. Biz de üzerimizdeki kıyafetleri falan teneffüste çıkartıyorduk, gömlekle geziyorduk ve öğretmenler bize isyancı diye bakıyordu. İsyan çıkartmak için mi çıkarttın kıyafetlerini? Bu nasıl tip? Sen serseri misin diyordu. Halbuki biz serseri değildik. Sıcaktan ölmemek için çıkartıyorduk o kıyafetleri. Ama öğretmenler bunu anlamıyordu. Sonra bizim sınıfa müdür yardımcısı geldi ve dedi ki yarın herkes kıyafetini doğru düzgün giysin. Süveterinizi, ceketinizi giyin. Çünkü yarın müfettiş gelecek ve okulu teftiş edecek. Artı size bir sunumu olacak dedi. Yeni Eğitim Bakanlığı'nın bir şey varmış, sistemi varmış, bunu anlatacak dedi. Ya biz inanmadık çünkü nasıl diyeyim? Okul zaten yeni açıldı. Müfettiş ne alaka dedik. Ama yalan değilmiş. Harbiden de müfettiş geldi. Hatta bizle sohbet falan etti. Bize bazı sorular sordu. Cevapladık falan. Neyse. Sonra dediler ki konferans salonunda bir sunum yapılacak. Sınıfça oraya gitmeniz gerekiyor. Konferans salonu da bayağı büyük. Yani sadece bizim sınıf değil de 5-6 sınıfın sığabileceği büyüklükte. Projeksiyon var orada. Bilgisayardan bir şeyler açıyor. Bize bir şeyler anlatıyor. Yeni bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni bir sistemi varmış. Bunu anlatıyor. Geldi işte anlatmaya başladı. Dedi arkadaşlar dedi teknoloji çağı geliyor dedi. Yeni sistem gelecek dedi. Akıllı tahta gelecek dedi. Artık dedi kitap ve kalem kullanmayacaksınız. Sizlere tablet dağıtacağız dedi. Bizim bayağı bir ilgimizi çekti tablet deyince. Çünkü bizim hiç tabletimiz olmamıştı. Sınıfta iki kişinin telefonu vardı sadece. Hani o zamanlar telefon çok pahalıydı. S3 mini dönemleri. Telefonlarda en popüler olan S3 mini ve S3'tü beyler. Hani Samsung dönemiydi. Ve o zamanlar pahalı olduğu için kimse alamıyordu. Sonra bize dediler ki size tablet dağıtacağız. Akıllı tahta gelecek yani bilgisayar. Ya biz bayağı bir heyecanlandık. Artı yeni müfredat değişecek dedi. Okulumuzun bazı kuralları değişecek falan filan. Geldi anlattı bize iş saatlerce. Sonra biz de sevindik. Aa işte her şey değişiyor falan. Sonra müfettiş gitti, müdür geldi. Müdür dedi ki arkadaşlar dedi müfettiş bey gerekli açıklamayı yaptı dedi. Bir de ben açıklama yapacağım dedi. Biz normalde 6 ders görüyorduk her gün, tamam mı? Her gün 6 ders görüyorduk. Müdür dedi ki bunu haftanın 3 Yok 3 günü aynen haftanın 3 günü 8 saat ders göreceksiniz. Haftanın 2 günü 7 saat ders göreceksiniz dedi. Yani ders sayısı arttırılmış. Artı işte okulun yeni üniformaları var dedi. Okulun yeni üniformalarını gösterdi. Fıstık gibiydi beyler. Çünkü yaz kıyafeti vardı. Sadece böyle tişört gibi, tamam mı? Renkli. Erkekler açık mavi, kızlar da turuncu giyiyordu, tamam mı? Ve tişört gibiydi amına koyayım. Ve biz çok heyecanlandık. Dedik ki oh sonunda süveterlerden kurtuluyoruz. Sonra dedik ki işte tabletler dağıtılacak, akıllı tahtalar gelecek falan fişmandı. Biz mutluluktan yerimizde duramıyoruz. Okula bir kamyon geldi beyler. Akıllı tahtalar geldi, akıllı tahtalar kuruldu. Sonra biz böyle yangın varmış gibi şey arıyoruz hocam. Yeni kıyafetler ne zaman gelecek? Yeni kıyafetleri ne zaman giyeceğiz falan. Sonra müdür yardımcısı bir gün bir törende açıklama yaptı. Dedi ki arkadaşlar yeni kıyafetlerimiz çıkmıştır ama 9. sınıflar sadece gidip alsın. Yani 9. sınıf olmayanlar yani 10. sınıf, 11. 12. sınıf yeni kıyafet giymeyecek dedi. Neden? Biz niye yeni kıyafet giymiyoruz? Çünkü müfredat değişti dedi. Sizin de zaten kıyafetleriniz var. Boşuna masraf yapmayın dedi. Alan olur, almayan olmaz. Yani herkes alamaz. O yüzden hepiniz aynı gözükün dedi. Bütün herkesin almamasını tavsiye ediyorum dedi. Kimse dedi yeni kıyafeti almasın. Çünkü almayanlar olacak. Düşünsene sınıfa giriyorsun. Bizim eski kıyafetimiz koyu renk amına koyayım. Adam gelecek açık mavi renkli aramızda böyle çiçek gibi duracak, anladın mı? Bazısı alacak, bazısı almayacak. Ki biz hepimiz almak istiyorduk. Sonra müdürle gittik konuştuk. Dedik ki hocam bak ne güzel tişört gibi giyiyorlar. Biz süveter giyiyoruz. Kışın günü süveter mi giyilir amına koyayım? Gidelim biz de alalım. Müdür dedi ki hayır. Yeni müfredat böyle. Siz eski kıyafetle devam ediyorsunuz. Onlar yeni kıyafetle. Biz zaten bundan bir tilt olmuştuk, tamam mı? Bunu içimize attık. Bu hiçbir sorun değil. Hala kendimizi avutuyoruz falan. Akıllı tahta geldi işte sınıfa. Onda bayağı bir sevindik. Şimdi akıllı tahtayı biliyorsunuz zaten. Bir tarafı beyaz, bir tarafı yeşil değil mi? Normal yeşil klasik tahta tebeşir yazmak için işte. Tebeşirle yazmak için. İçinde de bilgisayar var. Hoca geldi. Elinde tablet vardı. Biz bayağı heyecanlandık dedik. Oo tabletler gelmiş. Hoca geldi oturdu. İşte dedi size soru açacağım buradan dedi. Deneyeceğiz yeni tahtayı falan. Dokunmatik olduğunu biliyoruz falan. Biz bayağı bir kurcaladık. Hoca da kurcaladı. Sonra ben dedim ki hocam dedim tabletinizi dedim almışsınız. Hayırlı olsun dedim. Sağ ol dedi. Peki dedim bize de dağıtacaklar dedim. Bizim tabletlerimiz ne zaman dağıtılır hocam dedim. Vallahi o konuda bir bilgim yok dedi. Bütün öğretmenler
öğretmenlere dağıtıldı şu anda dedi. Daha öğrencilere ne zaman dağıtılacak bilmiyorum dedi. Biz de dedik yani öğretmenlere erken dağıtıyorlar herhalde. Bizimkini de dağıtırlar. Ki öğretmenlerle öğrencilerin tabletleri farklıymış. Yani öğretmenlerin tableti biraz daha kaliteli beyler. Öyle söyleyeyim. Sonra biz bekledik işte. Ertesi gün oldu. Lan baktık yine bir kamyon geldi. Bu kamyon hani bizim okula geldiğinde şey getiren var ya. Akıllı tahtaya getiren kamyon var ya. O kamyonla aynı kamyon. Dedik ki oh şükürler olsun. Tabletler geldi. Koli koli geldi böyle. Hatta biz onları taşımak için yardım ettik hademelere, öğretmenlere falan. Götürdük taşıdık içeriye heyecanlanıyoruz. Oo tabletimiz geldi. Aradan zaman geçti. Derste bekliyoruz. Tablet gelmiyor. Gün bitti, eve gittik. Ertesi gün oldu, tablet yok. En son ben dayanamadım, gittim müdürün yanına gittim. Çünkü gerçekten heves etmiştim. Ve dediğim gibi beyler hani mantıklı düşünün. Evinizde bilgisayar yok, telefonunuz yok, tablet dağıtılacak diyor. Ne kadar heyecanlanırsınız değil mi? Ben de o heyecanla gittim müdür yardımcısına. Pardon, müdüre direkt çıktım. Hocam dedim, bize tablet dağıtacaktınız dedim. Hani öyle denmişti dedim. Tablet daha dağıtılmamış dedim. Acaba ne zaman dağıtılacağını öğrenebilir miyim dedim. O da dedi ki depoda duruyor dedi, biz dağıtacağız dedi. Siz derse çıkın dedi, bizi gönderdi. İyi tamam dedik. Aradan işte zaman geçti. Biz kantine indik. La baktık 9. sınıftan bir tane çocuğun elinde tablet var. Biz bunu gördük, bir sevindik dedik. Tabletler dağıtılmaya başlamış. Selamünaleyküm. Gittik çocukla konuşmaya başladık. Ya kardeşim tableti ne zaman aldın falan? Dün aldım dedi. Nasıl dün aldın ya? Baya dedi dün dağıttılar bizim sınıfa dedi. Bakabilir miyim dedim. Tabii bakabilirsin dedi. Baktık falan. Tabletlerde koruma vardı ve korumadan ziyade hani oyun moyun yükleyemiyordun. Öyle bir tabletti ama biz hallederiz onu, sıkıntı yok beyler. İçine program yükleriz, bir şekilde açarız. Baktık inceledik, çok hoşumuza gitti, kocamandı böyle. Herhalde dedik bize de bugün dağıtırlar dedik. Aynen dedi, bugün büyük ihtimalle dağıtırlar dedi. Sıra sıra dağıtıyorlar zaten dedi. Sınıfa çıktık, o gün bize yine tablet dağıtılmadı. Aradan bir hafta geçti. Ve bir hafta boyunca biz kafayı yedik bize tablet dağıtılmadı diye. Bir hafta sonunda en son dayanamadım. Gittim bütün sınıfları tek tek gezmeye başladım. Bütün 9. sınıflara tablet dağıtılmış. Ve 10. sınıflar, 11. sınıflar, 12. sınıflar hiçbirine tablet dağıtılmamış. En son sinirlendik. Yani beraber toplu bir şekilde müdür yardımcısının yanına gittik. Müdür yardımcısına dedik ki hocam biz niye tablet alamadık? Yani 9. sınıflar tablet almış, biz alamadık. Sonra müdür yardımcısı dedi ki bununla ilgili yarın törende açıklama yapılacak dedi. Okulda çok büyük bir dedikodu var dedi. Sen dedi sınıfına çık dedi, yarın açıklamamızı yapacağız dedi. Ertesi gün oldu, törene gittik. Törende müdür ve müdür yardımcısı kürsüde duruyordu. Önce müdür yardımcısı aldı eline işte mikrofonu, konuşmaya başladı. Biliyorsunuz dedi yeni müfredat geldi dedi. Okulun giriş çıkış saatleri ve ders saatleriniz değişti. Okulun kıyafeti de değişti dedi. Bundan sonra dedi 9. sınıflar ve hani 9. sınıflar onların haricinde olan 10, 11, 12 ayrı müfredatın öğrencileri olarak sayılıyor dedi. Ve sadece 9. sınıflara tablet verebiliyoruz dedi. Çünkü dedi o kadar göndermişler dedi. Yani bize böyle bir açıklama yaptı. Aynı şekilde kıyafeti de böyle söyledi. Kıyafetleri de sadece 9. sınıflar alsın dedi. İyi de biz orospu çocuğu muyuz? Bize niye tablet vermiyorsunuz? Hadi onu geçtim, bize niye kıyafet aldırmıyorsunuz? Okul ve Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler arasında bir ayrım yaptı. Ve biz bu ayrımı biz istemedik. Yani bize zorla ayrım yaptırdılar. Yani doğal olarak genç bir insan olarak 9. sınıflardan nefret etmeye başladık. Onlara zulüm etmeye başladık. Çünkü adamlar tablet aldı, adamlar yeni kıyafet aldı ve ben kuduruyorum. Amına koyayım ne farkım var onunla? Hiçbir farkım yok. Hay müfredatmış mı? Hay müfredatınızı sikeyim abi. Bana da versenize tablet. Bana da yeni kıyafet aldırtsanıza. Öğrenciler arasında ayrıma yol açtılar. Büyük kavgalar çıktı. 9. sınıfları sürekli dövdüler. Hatta bir tanesinin tabletini kırdılar direkt kantinde. Ve okulda böyle savaşlar bitmek bilmedi bir türlü. Sonra sınıf öğretmeni geldi bizimle konuşmaya. Dedi ki çocuklar dedi. Kusura bakmayın dedi. Yani biliyorum dedi bu yapılan yanlış dedi. Siz de yeni kıyafetleri giymek istiyorsunuz. Siz de tablet istiyorsunuz ama bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu bir karar dedi. Yani bizim elimizde fazla tablet olsa inanın ki sizlere verirdik ama yok dedi. Yok da yani biz ne yapalım o zaman? Milli Eğitim'e mi saldıralım? O yüzden dedi mecburen dedi bunu idare edeceksiniz dedi. Elinizden geldiği kadar dikkatli olun dedi. Ayrıca şunu da söyleyeyim dedi. O zamanlar biliyorsunuz beyaz tahta var ya beyler. Beyaz tahtaya fosforlu kalemle yazılıyor. Hatta fosforlu demeyeyim de bildiğiniz hani tahtaya yazılan mürekkepli kalemler var ya onlardan
falan yazılıyor. Ve her sınıfın kendi kalemi oluyormuş. Siz de dedi kendi sınıfınızın kendi kalemini alın. Öğrenciler arasında bu işi halledin. Çünkü devlet bize kalem göndermedi. Sadece tahtayı gönderdi dedi. İyi de bu devlet neyin peşinde? Öğretmenler alamaz, müdür alamaz, okul alamaz, devlet alamaz. Öğrenci mi alacak tahtaya yazılan kalemi? Kendi aranızda listeden tek tek seçiyorsunuz dedi. Kalem bittikçe sıra sıra herkes kalem alsın. Bir tane siyah, bir tane kırmızı. O zamanlarda normalde o kalemin tutarı yani değeri 75 kuruştu. Çok fazla satıldığı için, çok fazla talep olduğu için orospu çocuğu kırtasiyeciler bunu 1 liraya çıkarttılar. Ha, bunun üzerinden para kazanabilmek. Neyse sıkıntı yok çünkü bol bol satılıyordu. En son hoca bize dedi ki gidin işte listeden alın. Listedekiler ayrımcılık yapmaya başladılar ve dediler ki böyle milli eğitim sisteminin anasını şey yapayım bilmem ne yapayım. Ben de almam. Bana ne amına koyayım. İtiraz edenler oldu. Almayanlar oldu. E böyle olunca diğer arkadaşlara sıra gelmek zorunda kaldı. Sonra diğerleri de şey dedi. Ben enayi miyim amına koyayım? Adam almadı ben niye alıyorum? Muhabbeti başladı. Sonra sınıfta kimse kalem almamaya başladı. Bir gün hoca geldi sınıfa. Kalem yok sınıfta. Ders işleyemiyoruz. Sonra bizi şikayet ettiler sınıf öğretmenine. Sınıf öğretmeni bayağı bir tilt oldu. Biz teneffüsteydik. Bizimkilerle oturuyorduk. Sınıfta 3 kişiydik zaten. Bomboştu sınıf. Hoca geldi dedi ki sizin dedi kaleminiz yokmuş dedi. Ben size kalem alın demedim mi dedi. En son beni çağırdı dedi Bilal gel dedi. Sınıftan para topluyorsun dedi. Gidiyorsun topluca kalem alıyorsun onu bana getiriyorsun dedi. İşte yani hepinizin adına para topluyorsun. Toplu bir şekilde kalem alıyorsun ve bana getiriyorsun. Ben sizin kaleminizi her gün sınıfa bırakacağım dedi. İyi tamam hocam dedim. Ne kadar toplayayım herkesten dedim. Herkesten dedi 4 kalem parası topla. 2 siyah 2 kırmızı. İyi tamam yani 4 lira toplayacağım. Bizim sınıfta ha toplasanız 18 kişi falan. Yani 20 diyelim hadi biz. Tamam mı? Yani yedek de aldık diyelim 20 diyelim. Herkesten 4 lira toplanacak. Ne kadar eder beyler? 80 lira değil mi? O zamanlar tabii dolar kuru biraz düşük olduğu için 80 lira yüksek bir para gibi görünebilir. Ya yani 80 değildi 75 falandı da ben 80 diyeyim hadi. 80 lirayı topladım. Şimdi kalem almaya gidiyorum kırtasiyeye. Kırtasiyeden alıyorduk. Biz normalde 80 tane kalem almam lazım değil mi? Gittim baktım orada bir tane böyle beyaz şu transitler var ya malzeme dağıtmak için arkası böyle kırtasiye gibi olan transitlerden var. Baktım böyle kalem indiriyorlar koli koli böyle. Hani şu tahta yazdığımız kalemlerden. Lan baktım adam orada indiriyor dedim. Böyle yaklaştım adama yavaş yavaş dedim selamünaleyküm abi kolay gelsin dedim. Aleyküm selam canım dedi. Abi dedim siz ne işle uğraşıyorsunuz dedim. Ben dedi toptancıda çalışıyorum dedi. Toptancıdan dedi kırtasiyelere biz ürün dağıtıyoruz dedi. Anlaştığımız bazı kırtasiyeler var dedi. Ya dedim yanlış anlamazsan sorayım dedim. Bu tahta kalemlerin dedim hani paketi böyle paketli halinde duruyor beyler onlu. Ne kadar dedim böyle paketli halinde dedim. On dedi biz fiyatlara dedi çok karışamıyoruz dedi. Bayilere farklı fiyatlara veriyoruz dedi. Kişisel alıcılara farklı fiyatlarda veriyoruz. Yani normalde kırtasiyeye 10 tane kalemi atıyorum. 3 liraya veriyorsa adama verirken 4 liraya veriyor. Arada 1 lira oynuyor amına koyayım. Ama 10 tane kalem alıyorsun. Yani 6 lira kardasın tamam mı? Sonra bana dedi ki ya dedi işte ne kadar olur hocam dedim 10 tanesi dedim. 4 liraya veririz dedi. E dedim şimdi alabiliyor muyum dedim. Yok dedi. Bana bir kart verdi. Bir adres verdi. Sanayi sitesinde. Buraya gidiyorsun dedi. Otobüse biniyorsun dedi. Buraya gidiyorsun dedi. Benim adımı söylüyorsun. Selam veriyorsun. Giriyorsun dedi. Sana dedi 3.5'a bırakırlar dedi. Onlu böyle siyah ya da kırmızı kalem. Hani dedim çok iyi amına koyayım. İyi dedim. Gittim abi oraya. Otobüse bindim gittim. O zamanlar otobüs yemin edin beyler 50 kuruş muydu 75 kuruş muydu? Gittim bindim. Bir sürü kalem aldım tamam mı? Ama bunları ucuz fiyattan aldım. Yani 80 lira vardı 80 kalem alacaktım değil mi normalde? Tamam işte öyle olmadı beyler. 3.5 liraya 10 kalem alıyorum ben artık. Yani şöyle düşünün. 8 çarpı 3.5. Ne yapar beyler? 16 24 30. Hadi 30 yapsın diyelim. Geriye ne kadar para kaldı? 50 lira. Bu 50 lira kimin hakkı beyler? Benim hakkım amına koyayım. Ben gidip sınıfa tekrardan bu parayı dağıtır mıyım? Tabii ki de dağıtmam. Gittim işte o 50 lirayı cebe attım tamam mı? Güzel paraydı amına koyayım. Sonra sınıfa gittim dedim işte arkadaşlar aldım kalemi götürdüm. Hocaya da verdim kalemi. Sonra baktım bu iş tutuyor yani. Kimse anlamadı amına koyayım. Yani kimse anlamadı yani. Ben kalemleri getirdim. 30 liraya aldım. 50 lira kardayım amına koyayım. Anladın mı? Sonra dedim ki ananı sikeyim. Tamam. Ben bu işten yolumu bulurum. Ben bunu bütün okula yapmaya başladım. Gittim tek tek öğretmenlerle konuştum. Bizim bir dedim kırtasiye dükkanı var. Ne olur bizden alın hocam. İşlerimiz kırık falan. Bütün okula kalem satmaya başladım. Kalem tüccarı oldum beyler. Ama deli para kırıyorum amına koyayım. Hocalar bana diyor ki işte atıyorum bir paket
paket istiyor onlu. 10 lira veriyor. Tamam mı? Ben gittim evde stokladım. Benim odamı görün beyler. Benim odamda koli koli kalem vardı. Tahta kalem var ya. Koli koli vardı. Annem odama girip şey diyordu. Sen bu kalemleri ne yapacaksın diyordu. Ben de diyordum anne ben onları aldım satıyorum şu anda diyordu. Aldım satım yapıyorum diyordum. Gittim bütün okula kalem sattım bir dönem. Parayı kırdım. Yani gerçekten güzel bir param oldu beyler. Cebimde güzel bir param olunca ben en çok telefon istiyordum biliyorsunuz. Gittim bir tane telefon aldım kendime. S3 Mini'm. Ama orijinaline param yetmedi beyler. Yani yine orijinal aldım. Yani şöyle söyleyeyim. Spot telefonlar oluyordu o zamanlar. Orijinal ama kutulu değil. Yani kaçak telefon. Orijinal olmasına rağmen kaçaktı. Ve ben gittim ondan aldım bir tane. Orijinal S3 Mini ama kaçak versiyonu. Yani şarj aleti, kablosu, kutusu mutusu yok. Sadece telefon dümdüz. Bu kadar. Gittim aldım. Bir de e-mailini açtırmam gerekiyordu. Bir de gittim e-mailini açtırdım. Aldım telefonu. Hevesle kullanıyorum amına koyayım. Yani hayat bana çok güzel. Bizim o zamanlar İngilizce öğretmenimiz vardı. Bayan bir İngilizceciydi ve leş gibi bir hocaydı. Yani nasıl diyeyim size, çok sinir bozucu bir hocaydı ve ben hiç sevmiyordum. Klasik bir şey var şimdi beyler, bilirsiniz. İngilizce öğretmenleri hamile durmadan bir ay bile geçiremiyor amına. Nerede bir İngilizce öğretmeni bayan görürseniz hamiledir beyler. Öğretmenlerin %99'unda böyle. Bizim İngilizceci de hamileydi ve sinirliydi de asabiydi de bu kadın. Bu kadın öğretmen olmasına rağmen bakın gitmiş S3 mini almış maaşıyla. S3 minisi vardı bu kadının. Benim de S3 minim var. Okula telefon getirmek yasak. Bir gün bunun dersindeyiz. Benim telefonu, yeni telefon kullanıyorum. Her zaman telefonum yok. Ben sesini açıkta unuttum. Yani telefon birisi beni aradığı zaman ya da biri bana mesaj attığı zaman telefon çalıyor. Ben de dersin ortasında ders işliyoruz. Lan bir baktım mesaj geldi. Dındırırındırırın. Bunun telefonunda da var aynı melodi. Oradan biliyor hoca. Bana mesaj gelince tabii hoca şey dedi. Kimden geldi o ses dedi. Mecburen amına koyayım. Sırtlı telefonu olan kaç kişi var? Benden geldi hocam dedim. Ver telefonunu dedi. Hocam dedim bir şey yapmadım. Telefona bakmadım bile. Cebimde duruyor. Mesaj geldi yani. Niye telefonumu alıyorsunuz ki? Uzatma dedi ver. Telefonu aldı abi öğretmen. Allah Allah. Telefonu verdim. Şöyle baktı. S3 mini mi bu dedi. Evet dedim S3 mini dedim. Sen nasıl aldın bunu dedi. Sana ne amına koyayım? Nasıl aldıysam aldım yani. Seni ne ilgilendiriyor ki nasıl aldım? Kendisinde de aynı telefondan var. Okula telefon getirmenin yasak olduğunu bilmiyor musun dedi. Yani dedim biliyorum da dedim. Ben derste telefonla oynamadım ki dedim. Cebimdeydi dedim. Ama dedi ders sonu zorunu bozdum dedi. Telefonundan ses geldi dedi. Yani telefondan ses geldiğinde dersin huzuru bozuluyorsa siz geçen gün telefonda ananızla konuşurken hiç dersin huzuru bozulmuyordu amına koyayım. Gayet açtınız, sohbet ettiniz, yarım saat dedikodu yaptınız ama hiçbir problem yok yani, siz öğretmensiniz. Dersin huzurunun anasını sikseniz de problem yok yani. Demek ki dedim bir tane mesaj dersin huzurunu sikip atabiliyor. Evet okey tamam. Dedim telefonu nasıl alacağım? Alamayacaksın, bende kalacak. Nasıl sende kalıyor ya? Ben telefonu yeni aldım, Allah Allah, sende kalamaz dedim. Öyle bir şey yok. Ders bittikten sonra telefonumu verin dedim. Vallahi dedi annen gelsin dedi. Annenle görüşürüm dedi. Telefon bende kalacak dedi. Allah Allah ya. Annem niye geliyor? Ne yaptım ki amına koyayım? Adam mı öldürdüm? İyi tamam dedim. Kalsın sende dedim. Kadın resmen telefonumu kıskandı. Kendi bir öğretmen. Öğretmen olarak telefon almış. Ben aynı telefonu aldığım için kendine yediremedi beyler. Kıskançlığından çıldırdı. Ben bunu fark ettim ama seslenmedim. Neyse ders sonu oldu. Gittim hocadan telefonu istedim, vermedi. Veremem dedi. Hani çekemedi durumu büyük ihtimalle. Ben de dedim tamam o zaman annem gelsin dedim. Ertesi gün oldu. Annem geldi işte okula telefonumu almak için. Annem geldi, şeyi arıyoruz işte, öğretmeni arıyoruz, öğretmen yok. En son annemi müdürün yanına götürdüm. Dedim ki hocam dedim benim telefonum vardı dedim. Öğretmen el koydu dedim, geri de vermedi dedim. Telefonumu istiyorum dedim, annemi getirdim dedim. Annem de geldi anlattı dedi, çocuğumun telefonunu almaya geldim dedi. Hoca dedi ki çocuğunuz dedi derse telefonla oynarsa biz telefonu nasıl verelim? Ne yapacağınız, el mi koydunuz artık, sizin mi oldu telefon? Ayrıca dedim derste telefonla falan oynamadım dedim. Sadece mesaj geldi dedim. Yani onun da sesini açıkta unutmuşum yanlışlıkla dedim. Hoca da sesi duyunca telefonu aldı dedim. Ama dedi o şekilde olmuyor dedi ve telefon bizde değil dedi. Yani hoca da dedi gidip hocadan almanız lazım dedi. Nasıl hoca da ya, çantasını atıp eve götürebiliyor mu, nasıl ya? Benim özel kullandığım bir telefonu bir öğretmen nasıl evine götürebilir? Hoca evdeymiş bir de üstüne, okulda da değil hoca. Hamileydi zaten. Zaten biliyorsunuz rahatsızlanmış, okula gelmeyecekmiş. Abi benim telefonumu niye götürüyorsun o zaman? Benim telefonumu nasıl götürürsün amına koyayım? Annem sinir oldu bu duruma bayağı dedi. Çocuğun telefonunu kadın nasıl evine götürüyor dedi. Müdür yardımcısı da dedi ki hanımefendi dedi, yani kadın dediğiniz kişi öğretmen dedi. Olabilir dedi, telefonumu çalmış dedi, yani çocuğumun telefonunu çalmış dedi. Eve götürmek ne ya dedi. Gelir okul idaresine bırakır dedi. Bu nasıl bir saygısızlık dedi. Biz dedi enayi miyiz dedi. Bilmiyor muyuz dedi. Öğretmen öğretmen diyorsunuz dedi. Yani öğretmen olabilir, ne yapabilirim dedi. Çocuğumun telefonu
telefonu derhal getirsin dedi. Aradılar öğretmeni, söylediler. Öğretmen ne demiş biliyor musun? O telefonu getirmiyorum demiş. Bende kalacak ceza olarak demiş. Dersin huzurunu bozdu demiş. Ve eğer demiş işte o telefonu hani idare benden isterse de o çocuk o dersten geçemez demiş. İdareye diyor bunu. Yani müdür yardımcısına ve müdüre diyor. Konunun dersle geçmekle ne alakası var? Okula daha yeni müfettiş geldi diye mi böyle yapıyorsun? Bir daha gelmez mi müfettiş? Hareketleriniz niye böyle değişik? Yani ne yani niye ima etmeye çalışıyorsunuz? Niye tehdit ediyorsunuz? Hayırdır? En son müdür yardımcısına böyle deyince müdür yardımcısı hiç seslenmedi. Bozuntuya vermedi. Bize durumu anlattı. Dedi ki hamile şu aralar kendisi dedi. Birazcık dedi işte asabi. Anlayışla karşılayın. Telefonu muhakkak getirecektir dedi. Annem de yerinde duramadı. Ben dedi bu öğretmenin dedi yerini öğrenebilir miyim? Adresini öğrenebilir miyim? Evinden gidip alacağım telefonu dedi. Vermediler. Vermeyince annem dedi ki ben o zaman şikayette bulunacağım dedi. Benim oğlumun telefonu çalınmış dedi. Müdür yardımcısı ne kadar laf söz ettiyse de durduramadılar. Aradılar. Annem polisi aradı. Polis geldi okula. Polise durumu anlattı. Dedi ki öğretmen öğrencinin telefonunu çalmış. İdareye teslim etmemiş. Direkt evine götürmüş. Şu an telefon çalıntı. Çalıntı olarak geçiyor beyler. Şimdi şöyle düşünün. Sen bir eğitim görevlisisin. Okula telefon getirmek yasak. Yasak diyelim. Böyle bir kanun bir madde yok da. Yasak değil mi? Bir telefonu götürdün. İdareye teslim etmeden. Bu çalıntı olarak geçer. Sen benim telefonuma el koymuş oluyorsun. Özel bir kişisel bir kullanım aracı değil mi? Telefon. Müdür yardımcısı gitti. Hocayı aradı. İngilizce hocasını. Ve dedi ki hocam dedi okula polis geldi. Siz dedi telefonu idareye teslim etmeyip eve götürdüğünüz için dedi sizden şikayetçi oldular dedi. Polis geldi hesap soruyor şu anda dedi. Okul telefonu niye eve götürüyorsunuz diye kızdım. O da işte şey dedi. Unutmuşum dedi. İdareye bırakmayı dedi eve getirmişim dedim. Sonra biz duyuyoruz tabii annemle. Müdür yardımcısı şey diyor hocam bu bir suç olarak geçiyor diyor. Farkında mısınız diyor. Yani bir öğrencinin kişisel eşyasını eve götüremezsin abi. Yasak. Neden yasak biliyor musun? İçine açıp bakabilir. O benim kişisel malım. İçine bakamaz. O benim özelim anladın mı? Özel hayatım. İçine bakamaz. Başka bir şey yapamaz. Ama o onun evine gittiği zaman her şeyi yapabilir. İçine açıp bakabilir. Tamam şifresi var da eyvallah. Açtırabilir amına koyayım. Telefonumun başına zarar gelebilir. Sen benim kişisel malımı alıp kendi evine götürüyorsun. Böyle bir şey yok amına koyayım. Ve bunun da bir suç olduğunu bildiği için öğretmen zaten İngilizce öğretmeni apar topar geldi zaten telaşından da anladık. Getirdi telefonu. Annemle görüşmek istedi. Dedi ki bu öğrencinin velisi nerede dedi. Annem geldi işte. Kızmaya başladı işte. Anneme kızmaya başladı. Sizin çocuğunuz dedi okula niye telefon getiriyor dedi. Yasak değil mi okula telefon getirmek dedi. Annem dedi ki benim çocuğun derste telefonla mı oynadı dedi. Evet oynadı dedi. Ben itiraz ettim direkt. Hayır oynamadım dedim. Mesaj geldi sadece dedim. Sesini açık unutmuşum. Ses çaldı dedim. Bütün sınıf şahit dedim. Yalan söylüyor dedim. Hocam doğruyu söyleyin dedi. Öğrenci derste telefonla oynadı mı dedi. Oynamadı ama telefonun sesinden dedi ders bölündü dedi. Yani rahatsız olduk dedi ve ders bölündü dedi. Tamam dedi uyarabilirdiniz dedi. Sesini kapat diye dedi. Uyarabilirdiniz. Niye uyarmak yerine telefonu aldınız dedi. Hadi telefonu aldınız dedi. Evinize niye götürdünüz dedi. Yani niye teslim etmediniz dedi. Sonra işte öğretmen bakın ben sizin öğrencinizin işte öğretmeniyim. Geleceğini düşünüyorum. Zartlı zurtlu hikaye anlatıyor. Ben anneme zaten durumu anlatmıştım. Demiştim ki anne bak bu kadında da aynı telefondan var. Büyük ihtimalle bunu çekemedi, yediremedi kendine. Çekemeyip yediremediği için de hani kıskandı ve telefonumu aldı. Haberin olsun yani. Durum bundan ibaret diye ben anneme zaten söylemiştim. Ben anneme böyle söyleyince annem gidiyor. Kadının kulağına eğiliyor diyor ki aynı telefondan sizde de varmış diyor. Yani çocuğumun telefonunu çekemediğiniz için mi eve götürdünüz diyor. Annem böyle deyince tabii kadın daha da asabileşmeye başlıyor. Siz ne demeye çalışıyorsunuz? Sizin öğrenciniz diyor. Bu dersten asla geçemeyecek diyor. Ne kadar terbiyesiz ailesiniz diyor. İşte diyor anası çocuğu falan filan yapmaya başlıyor. Annem de diyor ki polisler hala burada biliyorsunuz değil mi diyor. Hala şikayetçiyiz. Çünkü telefonumuzu eve götürdü. Sonra annem şikayetçi oluyor. Şikayetçi olunca tabii polis memurları falan böyle birbirine bakıyorlar. Yani ne olacak amına koyayım yani. Ne yapacağız falan yapıyorlar. Siz polissiniz biz mi polisiz? Siz bileceksiniz ne yapacağınızı. Oturup uzlaşmaya çalışıyorlar. Hocayı oturtuyorlar. Annemi oturtuyorlar. Bakın ortada bir yanlış anlaşılma var. Bunun için karakolu meşgul etmenize değmeyecek bir sebep. Yani şikayetçi olmanıza gerek yok. Şikayetinizi geri alın. Hocam siz de zorluk çıkartmayın. Özür dileyin. Olay kapansın gitsin yani. Gidip bunun için karakolu mu meşgul edelim diye kızmaya başlıyorlar polisler bu sefer. Sonra hoca insafa geliyor. Dayanamıyor. Mecburen bakıyor. İş ciddiye binecek. Tamam diyor. Kusura bakmayın diyor. Telefonu eve götürmek benim hatamdı diyor. İdareye bırakmam gerekiyordu diyor. Ama diyor bu çocuk benim dersime bir daha telefon getirirse diyor. O zaman diyor görüşürüz diyor. Tehdit ediyor kısacası. Annem de diyor ki siz bu telefona bir kere daha el koyun o zaman görüşürüz diyor. Annem de hocaya res çekiyor. Olay burada bitiyor. Size sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar. Aklınızda bilgi olarak kalsın. Bir öğretmen bir öğrencinin telefonuna el koyabilir. Eğer derste oynuyorsa yani. Cebinizde duran telefona bir şey yapamazlar beyler. Ses de çalsa şey de olsa uyarabilir sesini kıs diye. Ama derste oynamadığınız sürece ona zarar veremez, ona el koyamaz. Böyle
böyle bir kural yok. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Bu aklınızda bulunsun. 2. Bir öğretmen sizin telefonunuzu kendi evine götüremez. Bu da aklınızda kalsın. Kesinlikle bunu yapamaz. Çünkü bu bir suç. Bu bilgileri de yarın bir gün belki bir yerde kullanırsınız. Kendinize dikkat edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.